Kemal Deniz Bozkurt'tan ilk beklentimiz, rica ediyoruz kendi aile, akraba, efradını belediyelere doldurmasın. Hani önceliğinin, onu seçenlerin sadece aile, efradı değil, vatandaş olduğunu kesinlikle unutmasınlar. Bunu bir, bir de bu, bizler onları seçerken yani herhangi bir şey kar gütmüyoruz. Bizim onları seçerken ki maddi manevi, hiçbir akrabasında olduğunu biliyorsun. Aynen öyle. İlk önceliğimiz o zaten. Kesinlikle yani. Onu başlayalım. Yani bizim belediye başkanımızdan yani bu fark etmiyor yani hangisi olursa olsun torpili kesinlikle istemiyoruz. Bundan ağzımız çok yandı. Hani geçmişte de gelecekte bu olmasın. Sadece onların evlatları yok yani bizim de evlatlarımız var. Çocuk yüksek puan almış giremiyor ama yandaş diye bilmem ne diye sınavdan bile bir derece almıyor ama kendi akrabası diye girebiliyor her ortama. Hak edenin yerleşmesi gerekiyor. Kesinlikle yani bu benim çocuğum hak etmiyorsa girmesin. Hak edenin çocuğu, kendi çocuğu hak ediyorsa yine girsin. Ama hak etmeyene de yani akrabam diye de sokmasınlar yani yazık günah. Bu kadar insanlar yazık günah değil mi okumuş etmiş. Görüyorum yani üniversite okumuş, çocuk çaycılık yapıyor. Üniversite okumuş, motorun üzerinde bir şeyler dağıtıyor yani yazık günah değil mi? Kafa patlatmış senelerce. Tek temennimiz bu. Bir de maddi yönden de birazcık daha rahatlatsınlar yani elektrikli, suydu, doğalgazda vergisiydi. Bakalım hayırlısı inşallah kim olursa artık bu hangisi olursa olsun. Çok sağ olun, iyi günler. Teşekkür ederim, ben teşekkür ederim, rica ederim çocuklar, kolay gelsin. Valla Kemal Deniz Bozkurt'un ben açık ve net konuşmak gerekirse ben hiç kazanacağını şey vermemiştim, tahmin etmemiştim, umut vermemiştim ama gerçekten insanlar istedikten sonra istediği kişiyi istediği seviyeye getirebiliyor. Ama ben şöyle söyleyeyim. Kemal Bozkurt'u çok severim. Şu şekilde severim. Yani yapacağı şeyleri tabii ki daha yeni olduğu için daha ilk etapta Esenyurt'un nerede ne eksikleri olduğunu dışarıdaki insan daha çok görür. İçerideki insan görmez. İnsan dışarıdan içeriden insan eksik olanları göremez ama dışarıdan gelen insan illaki görür bunu. Hayırlısı diyorum. İnşallah dürüst bir şekilde çalışırlar. Çalışan insan her zaman için burada kazanır. Kemal Bey'i tanımıyorum açıkçası. Esenyurt Belediye Başkanı. Evet, Esenyurt Belediye Başkanı. Yani onun da vaatlerine baktığım zaman inandırıcıdır vaatleri. Sanıyorum ki başarılı olur, öyle tahmin ediyorum. Detaylarını da bilmiyorum yani çok geçmişini, pozisyonunu bilmiyorum yani. Hizmet konusunda neler bekliyorsunuz? Hizmet konusunda özellikle bu göçmenlerle alakalı olan tutum ve davranışların biraz daha net olmasın. Esenyurt çok büyük problem yaşıyor yani bu Suriyelilerle alakalı çok ciddi problemler var. Yani güvenlik problemi var, yolda yürüyemiyor insanlar, habire kavga gürültüler. Bu konuya biraz daha ilgi göstermesini bekliyoruz yani. Ondan iyi hizmetler bekliyoruz, başarılar diliyoruz ona. Kendisi bizim Esenyurt'un çocuğu yani tanıdığımız bir insan, bildiğimiz bizim içimizden olan bir insan. Kendisi Esenyurt'taki Suriyelileri göndereceğine dair sözü var. Biz öğrencilere yardımcı olacağına dair sözü var. Bunlar da bizim için çok güzel şeyler. Yani adaletliğin, dürüstlüğün olacağı bir kişiliğe sahip. Bu da güzel, mutlu verici bir duygu. Hala daha yenidir. İnşallah yapacakları zaten vardır. Bunun da yani Esenyurt'ta da çok büyük rant vardı. O rantları bir önce durdursun. Sonra yapacaklar. Bir de İstanbul Büyükşehir, geçenlerde duydum. Ya İstanbul Büyükşehir, Esenyurt CHP almış diye sinek ilacı vermiyor ya. Sinek ilacı hakikaten vermiyor ya. Şu anda engellenmiş, bir vali koymuşlar oraya. Engellenmiş ya, sine ilacı nedir ya? Sine ilacını vermiyor ki vatandaşa hiç olmazsa şey yapsın ya. Şurada AK Partili arkadaşlarım da var. Gel. Gel. Bilader. Gel AK Parti adına sen konuş gel. Gel gel. Bak kimsenin işte şeyi yok. Konuşacak bir şeyleri yok. Allah'ın izniyle demokrasi gelecek. Allah'ın izniyle herkes mutlu olacak. Yeter yani 25 senedir yönetiyorlar. Biraz da İmamoğlu yönetsin ya. Ha beceremezse zaten alaşağı ederiz. Değişiklik şart. Muhakkak yani 25 senedir ya. Avrupa'da iki devre yapıyorlar. Üçüncü devrede bir başkası geliyor. Ya koyun bir 5 sene de bu yapsın. Adamın hakkını gasp ettiler. Bizlere de diyorlar ki gelin Yıldırım'a oy verin. Kardeşim sen günah işledin. Ben de sana ortak mı olacağım ya?
Senin günahına ortak mı olalım? Ne diyorsun? Yok öyle bir şey. Yemezler artık. Millet uyandı. Her şey çok güzel olacak. Yani başlangıç beklentim ben eğitim üzerine olacak tabii ki. Çocuklarımızın aldığı eğitimler, sınıflar 50-55 kişilik sınıflarda ve yarım gün eğitim alıyor. Bir tane öğretmen düşüyor bunların başına ve 50-55 tane öğrenciye nasıl eğitim verebilse. Ben eski eğitim sistem 4'e kadar yine tam gün eğitim olmasını ve yine okullarımızın 30'ar kişilik olmasını istiyorum. Yani en büyük isteğim bu kendisinde. Keşke sadece İstanbul seçimi değil de ilçe seçimi de olsaydı da şu Esenyurt'ta hırsızlıkla alınan oylar da bir yerine gelseydi. Çünkü Esenyurt'ta çoğu şekilde oylar çalınarak kazanıldı. Eğer Esenyurt'u da eğer soksalardı CHP değil yine AK Parti kazanırdı her zaman olduğu gibi. Kemal Deniz Bozkurt'a neler bekliyorsunuz? Ben tanımıyorum kendisini. Gerçekten hiçbir şekilde ilgilenmiyorum. Dediğim gibi keşke AK Parti kazansaydı. Hırsızlıkla kazandılar. İnşallah düzelir. Tanıyorum onu şahsen. Ben burada ona da oy verdim. Ama adam Esenyurt'u kazandı. Güzel şeyler yaptı yani. Yapıyor da zaten meydanı falan. Adam yapıyor resmen yani. Suriyelileri falan diyor çıkartacağım. İnşallah çıkartacak da. Allah yani bayağı bir Suriye çıkarttı yani buradan. Eskiden bir görseydiniz her yer dolu Suriyeliydi ama şimdi öyle değil. Bayağı bir çıkarttı yani.